Herkese merhaba arkadaşlar. Brawl Stars'ın yeni bir bölümüne daha hepiniz hoş geldiniz. Bugün en çok merak edilen sorulardan birinin cevabını arayacağız. Yeni Brawl Talk acaba ne zaman gelebilir? Bu sorunun cevabını aramaya başlamadan önce şu anda ekranda görmüş olduğunuz bir tane görsel vardı. Ve bu görselin içerisinde çok ilginç bir detay var. Hatta ben bunu Instagram sayfam üzerinden de o bölümünü zoomlayıp paylaşmıştım. Acaba fark edenler var mı diye. Bazı arkadaşlarımız fark etmiş, bazı arkadaşlarımız tam olarak o noktaya odaklanmamış. Öncelikle bu resmin içerisindeki o detayı bir göstereceğim çünkü yeni sezonla ilgili bazı mesajlar veriyor olabilir ki yüksek ihtimalle de veriyordur diye tahmin ediyorum. Çünkü biliyorsunuz özellikle yeni karakterin gelmesiyle ilgili bir görsel paylaştıklarında içerisinde böyle çok enteresan da detaylar paylaşabiliyorlar. Şimdi isterseniz öncelikle o bölüme doğru birazcık zoomlayalım. Resme yavaş yavaş yakınlaşıyorum. Bakalım fark edebilecek misiniz? Fark edenler hemen yorum kısmına şu anda durdurup yazabilirler. Zoomladığımız zaman hatta şöyle biraz da yukarıya doğru kaydırmak istiyorum ve zoomlamaya devam ediyorum. İyice şöyle yakınlaştırabildiğimiz kadar yakınlaştıralım ve bakın arkadaşlar tam şu mouse'un olduğu bölümü görüyor musunuz? Burada bir tane şemsiye var. Alt tarafında da hani böyle güneşin altında yatılan o şeylerin adı neydi? Şezlong deniyordu galiba. Şezlong gibi bir şey var. Yani böyle sanki bir denizin kenarında böyle birisi orada yatıyor. Üzerinde bir tane de şemsiye var. Bu neden önemli bir detay olabilir? Çünkü yeni sezonun, yaz sezonunun biliyorsunuz artık yaz aylarına giriyoruz ve girdik hatta. O yüzden de yaz aylarında bir yaz güncellemesi gelir mi diye bir teorimiz vardı. Ve bu görselin içerisinde de bu teoriyi biraz destekler bir şey var. Tabii ki öylesine paylaşılmış bir şey de olabilir ama Amber de la Vega'nın olduğu bir görselin içerisinde arka tarafa neden bir şezlong ve güneş şemsiyesi koysunlar? Bakacağız ve göreceğiz. Yeni güncellemede gerçekten yaz teması ile ilgili bir şeyler geleceğini düşünüyorum ben şahsen. Bu tabii ki tamamen benim şahsi fikrim, bir teori arkadaşlar ama bakalım yeni güncellemede gerçekten böyle bir yaz teması ya da belki yazla ilgili bir karakter, yeni ne bileyim bir arayüz vesaire ya da bir işte oyun modu gibi bir şey gelecek mi? Şimdi de gelelim Brawl Talk ile ilgili acaba Brawl Talk ne zaman gelebilir sorusunun cevabını aramaya. Bu bölüme geçmeden önce buraya kadar izlediyseniz zaten like atmışsınızdır. Eğer unuttuysanız lütfen bir tane aşağıdan like atmayı unutmayın arkadaşlar. Sadece 2 saniyenizi alır ve kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bana destek olabilirsiniz. Ve son olarak marketten de kod bölümüne Onur yazarak beni desteklerseniz günlük olarak içerikleri sizinle paylaşabilmem için bana çok büyük bir destek sağlamış olursunuz. Şimdi hemen konumuza geçelim. Şu anda Haziran 2021 takvimi önümüzde duruyor. Bildiğiniz gibi en son Brawl Talk'un içerisinde Haziran ayında görüşürüz. Yeni Brawl Talk Haziran'da mesajını zaten vermişlerdi. Yani Haziran ayı içerisinde bir günde olacağı aslında kesin. Tabii ki bir erteleme olabilir ama Haziran'da görüşürüz dediklerinde Haziran'da mutlaka Brawl Talk'u yapıyorlar. Ama 2 aylık bir ara verdiler biliyorsunuz. Yani Mayıs ayında herhangi bir Brawl Talk gelmedi. Bu yüzden de bunun çok sonlarına doğru kalacağını ben tahmin etmiyorum arkadaşlar. Çünkü 2 aylık bir aradan sonra en azından hani 26'sı 27'si gibi böyle en son dönemine denk geleceğini çok fazla zannetmiyorum. Şimdi öncelikle biliyorsunuz Brawl Talk'lar hafta sonları yapılıyor. Daha öncesinde pazartesi günü de yaptıkları bir zaman olmuştu ama son dönemde hep hafta sonu yapılıyor ve cumartesi günleri özellikle tercih ediliyor. Hatta Brawl Talk'un en fazla gösterim sayısı aldığı 1 milyon rekorunu kırdığı günde bir cumartesi günüydü hatırlarsınız. O yüzden Brawl Talk'un yine cumartesi olabileceği varsayımıyla ilerleyebiliriz ya da pazarı da belki dahil edebiliriz. Yani arada zaten bir gün var ama şu anda önümüzde 5 ve 6'sı var. 12'si ve 13'ü var, 19'u ve 20'si var. 26 ve 27'sini ben eledim. Tabii ki 26 ve 27'sinde de olabilir bu arada ama o kadar sonuna kadar bekleteceklerini zannetmiyorum. Çünkü arkadaşlar en son Brawl Talk'u 3 Nisan'da yaptılar. 3 Nisan Cumartesi günü. O yüzden eğer hani 26-27'sinde yaparlarsa neredeyse 3 ay Brawl Talk yapılmamış gibi bir şey olacak. Hani bu ayda bitmiş olacak. O yüzden ben 26-27'sinde olacağını pek zannetmiyorum. Önümüzde 3 tane alternatif kalıyor. Bunlardan bir tanesi 5-6'sı, bir tanesi 12-13'ü, bir tanesi de 19-20'si haftası. Şimdi biraz daha istatistiklere bakalım. Bildiğiniz gibi arkadaşlar Brawl Talk gelmeden önce pazartesi günleri, çarşamba günleri ve Brawl Talk gelmeden bir gün önce. Yani eğer Brawl Talk cumartesi günü gelirse cuma günü bizlerle bir görsel paylaşıyorlardı biliyorsunuz. Bu hafta pazartesi günü şu anda ekranda görmüş olduğunuz gibi bir animasyon paylaştı Brawl Stars Twitter hesabı. Ama bugün yani çarşamba günü bakalım bir görsel daha paylaşacak mı? Eğer bugün de bir görsel paylaşırsa o zaman bir ihtimal bu hafta sonu Brawl Talk'un gelme olasılığı artabilir. Çünkü dediğim gibi Brawl Talk haftası pazartesi, çarşamba ve eğer cumartesi Brawl Talk olacaksa cuma günü paylaşım yapmayı hiç ihmal etmediler. Şimdiye kadar hep öyle oldu.
Ama eğer bugün Twitter'da bir görsel paylaşımı olmazsa muhtemelen bu sonraki haftalara kalabilir. O yüzden bugün Twitter'daki görsel paylaşımlarını siz de takip edebilirsiniz. Ben de zaten yakından takip edeceğim. Eğer bu hafta sonu yani cumartesi, pazar 5'i ya da 6'sı olmazsa o zaman iki tane alternatif kalıyor. 12, 13'ü ya da 19, 20'si. Hatta biz bunu yine cumartesi olacağını düşünürsek, çünkü uzun zamandır hep cumartesileri yapılıyor. 5'i, 12'si, 19'u. 3 tane alternatif kalıyor. Bugün içerisinde zaten 5'inde olup olmayacağını aslında az çok öğrenebileceğiz diye düşünüyorum. O yüzden önümüzde bir 12'si bir de 19'u kalıyor arkadaşlar. Bu ikisinden hangisinde yapılırla ilgili şu anda net bir şey söylemek mümkün değil. Ama önümüzdeki Twitter paylaşımları içerisinde muhtemelen hani ne zaman paylaşılabileceğiyle ilgili bazı ipuçlarını da yakalayacağız. Ve böyle bir ipucu yakaladığımız anda bunu yine sizlerle paylaşacağım. Brawl Talk tarihini bulabilmek için önümüzde çok çok önemli bir ipucu daha var. Daha öncesinde Sneak Peek videolarında, yani yeni Brawl Talk'tan sonraki yeni güncelleme haberlerini çektiğimiz videolarda aslında bunlardan size bahsetmiştim. Birçok yeni kostüm geliyor biliyorsunuz ve bu yeni kostümler hep böyle farklı tarihlere sıralanmış durumda. En son 28 Mayıs tarihinde Amber De La Vega kostümü geldi biliyorsunuz ve şu anda eski güncelleme, eski Brawl Talk'un içerisinde söylemiş oldukları kostümlerden iki tanesi kaldı arkadaşlar ve bu iki tane kostümün tarihini bilmek bize yeni Brawl Talk tarihiyle ilgili belki bir ipucu verebilir. Bunlardan bir tanesi ve ilk gelecek olan Archvidian B kostümü. Hani şu siyah beyaz olan efsane B kostümü var ya, bir Supercell May kostümüydü hatırlarsanız, ve Archvidian B kostümü 4 Haziran tarihinde geliyor arkadaşlar. Yani 4 Haziran tarihi Archvidian B kostümünün markete ekleneceği tarih. Burada bitiyor mu? Hayır, bitmiyor. 11 Haziran tarihinde de Do It Yourself, yani el yapımı Surge kostümü geliyor. Hani şu karton kutulardan oluşan bir tane Surge kostümü vardı. O kostüm de 11 Haziran tarihinde gelecek. Şimdi bunları söyledikten sonra acaba bir önceki güncellemedeki bu kostümler gelmeden yeni bir güncelleme gelir mi yoksa gelmez mi? Bunu aslında karar vermek lazım. Yani normal şartlarda bir önceki güncellemenin kostümleri vesairesi gelmeden diğer güncellemeyi bugüne kadar hiç getirmediler. Eğer bu teorimiz gerçekten doğru olursa, yani 11 Haziran Cuma gününe geliyor gördüğünüz gibi. 11 Haziran Cuma günü yeni Do It Yourself Search, yani el yapımı Search kostümü geldikten sonra Brawl Talk gelecek olursa, zaten önümüzde, hani son haftayı zaten elemiştik 26-27'si çok geç diye, iki tane farklı alternatif kalıyor. Eğer cumartesi olacağını varsayarsak 12'si ya da 19'u. Bu kısım gerçekten kritik bence, çünkü aslında daha önceki güncellemelerde ben hiç hatırlamıyorum ki işte Brawl Talk'ta söylemiş oldukları kostümler gelmeden oyuna yeni bir Brawl Talk gelsin. Hayır, hatırlayanlar varsa yazabilir ama öyle bir istatistik ben hiç hatırlamıyorum. Yani daha önceki Brawl Talk'larda hep o güncelleme tamamen bitti. Ondan sonra yenisi geldi. Eğer böyle olursa o zaman 5 Haziran cumartesi gününü, yani bu hafta cumartesi gününü de eleyebiliriz dostlar. O zaman önümüzde 2 tane alternatif kalmış oluyor. Son haftayı da elersek 12, 13'ü ya da 19, 20'si. Ve hep cumartesi yapıldığını düşünürsek o zaman da günleri 2'ye indirebiliriz. 12'si ya da 19'u. Bu konuda sizin de tahminlerinizi merak ediyorum arkadaşlar. Mutlaka yorum kısmında hem yorumlarınızı, tahminlerinizi, hem de eğer bildiğiniz, bulduğunuz farklı bilgiler varsa bunları paylaşmayı lütfen unutmayın. Bu söylemiş olduklarım, dediğim gibi arkadaşlar, geçmiş Brawl Talk'lardaki istatistikler ve yaşananlardan bir aslında örnek. Her Brawl Talk öncesi biliyorsunuz bu tahminlemeyi yapıyorum ve çünkü aşağı yukarı bütün Brawl Talk'lardan önce hep işte görsel paylaşımlar yapılıyor ya da bir görselin içerisinde bazen hatta direkt tarih yazılıyor. Ve bakalım bu tahminlerimiz tutacak mı? Yani 12-19 Haziran'dan birisi olacak mı? Ve bu arada bu günlerden bir tanesi, Haziran ayındaki günlerden bir tanesi benim doğum günüm arkadaşlar. Acaba tam da diyorum ki hani doğum günümün olduğu tarihte Brawl Talk'ta gelir mi? Öyle bir şey olursa gerçekten çok büyük bir şans olacak. Şu anda o tarihi söylemiyorum ama yani sonrasında belli olduktan sonra zaten doğum günümü de sizlerle paylaşmış olurum. Belki de bilen arkadaşlar vardır. Videoyu sonlandırmadan önce abone ol butonunun hemen yanında yer alan katıl butonuyla kanalımıza son olarak katılan üye olan arkadaşlarımızın isimlerini de okumak istiyorum. Ali Gökdemir, Sılha, Nazlı, Ayça, Özdemir, Brawler Tuna, Miraç, Tuna, Gümüşdağ ve Samet Bayır. Samet Bayır, Brawler Tuna, Ayça Özdemir, Nazlı gizemli üyemiz olmuş ve Sılha da efsanevi üyemiz olmuş arkadaşlar. Çok çok teşekkür ediyorum. Gizemli üyelerimiz ve efsanevi üyelerimize oyun içerisinden de arkadaş olarak ekliyorum. Discord'daki herhangi bir yetkilimize ulaşırsanız ve oyuncu ID'nizi iletirseniz sizi oyun içerisinden arkadaş olarak da ekleyebilirim. Çok çok teşekkür ediyorum gerçekten desteğiniz için.
Videoyu beğendiyseniz mutlaka bir tane like atmayı, kanala hala abone değilseniz dediğim gibi lütfen abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Aynı zamanda marketten de kod bölümüne Onur yazarak bana destek olursanız sevinirim. Seviliyorsunuz dostlar. Kendinize çok iyi bakın. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Bye bye.